Öncelikle bol bol sohbet edeceğimiz alanınız konusunda kafalardaki soru işaretlerini ve yanlış bilinenleri kaldıracağımız bir bölümümüze hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Halkımız tarafından doğru bilinen 10 yanlış bilgiyi konuşacağız. Aslında yanlış diyorum ama gerçekten yanlış bilgim birazcık onun bilgisini sizden almak istiyorum. İlk olarak ceviz ye zihnin açılsın diye bir tabir vardır. Bu doğru mudur hocam? Ben bunu ilk kez sizden duyuyorum. Gerçekten mi? Beyni geliştirir derler. Evet, cevizin içindeki yağ daha sağlıklı yağlardır ve sağlıklı yağlar iyi gelir. Zekayı arttırmanın yolu eğitim aslında. Bir şeyler öğrenmek. Ceviz yoksa ceviz de maalesef. İçinde çok sağlıklı yağları içeren bir besin, bedensel sağlığın yansıması olarak psikolojik sağlığın iyileşmesinde olumlu etkileri vardır doğru beslenmenin, ama beslenmeyle zeka gelişmez. Çok o söylenen bir şey ama onunla ilgili ben de araştırdım onu. İki tane böyle kanıt denilen bilgi var. Tamam. Biri gümüş iyonunun cevizde fazla olması. Beyin içinde önemli bir iyonu. İkincisi de şekil olarak beyne benzemesi. Evet, evet. Oradan da bu iki şey nedeniyle bu söz doğru olduğu söylüyor. Doğada müthiş bir ahenk var, denge var. Bu tasarım nedeniyle yani bence bir anlam bağı var arada. Erkek dayıya, kız halaya çekermiş. Bence evet. Kanıtlı mı hocam? Tabii hocam, bizim kız aynı halası. O kadar büyük bir şey ki bu kişiliği anlamak, o kadar çok faktörlü bir şey ki. Bak şimdi çok basit bir şey söyleyeyim şimdi. Diyelim ki bir kişi psikopat, zeka düşük. Ancak tetikçi olur. Psikopat, ailesinde mafya var, zekası da parlak, o da mafya babası olur. Bak tek faktör değişti, bir sürü şey değişti. O yüzden elementler çok karmaşık. Öyle tek faktörle izah etmelerin hepsi sorunlu. DNA'nın mitokondrisi anne tarafından geçer. Bunun da algı ve zekayı etkileyen bir gen olduğunu biliyoruz. Ya yani o konudaki hastalıklar da o zaman anneden geliyor. Dikkat eksikliği grubunun biraz baba tarafından paternal olduğunu biliyoruz. Gibi. İnsanlar elbette genetik bir takım birikimlerle geliyor. Dayının da, işte halanın da, annenin de, babanın da burada etkisi var. Ama böyle spesifik olarak erkek dayıya, kız halaya çeker diye bir bilgi benim bildiğim yok. Genetik olarak gen kodlanmış bir rahatsızlık geçiyorsa öyle olur. Ama kişilik olarak bu sizin ne kadar muhatap olduğunuzu da... Yani hayatınızda hiç dayı görmediysen dayıya nasıl çekeceksiniz? Evet. Ama anlatılmayla da olabilir bu. Sen dayın şöyleydi, sen dayına şöyle benziyorsun deyip çocuğu öyle bir... Heykeltıraş gibi dayıya benzetebilirsiniz elinizle. Çocuk da etkileniyor tabii. Evet. O yüzden çocuklarınızı birine benzetmeyin. Sudoku çözmek Alzheimer'a veya unutkanlığa iyi gelir. Evet, iyi gelir. Gerçekten mi? Bu hemen cevap verdim. Ne kadar egzersiz o kadar evet iyi gelir. Gerçekten faydası olur ama abartmamak lazım tabii. Mesela annede babada Alzheimer varsa, risk grubundaysa kişi, beynin en güzel dostu sudoku değil, yeni deneyimlere açık olmaktır. Yeni şeyler üretmektir. Hayal kurmak, yorum yapmaktır. Bu beynin müthiş çalıştırır bu. Doğrudur. Önler mi diye sorarsan yanlış. Her öğrenme zihinsel bağlanmalar, dallanma artışı demektir. Bu da zihnimizi güçlendiren bir şey. Alzheimer'da ne yapıyor? Sinir hücreleri yavaş yavaş ölüyor. Ne kadar dallandırırsanız o kadar geç olur. Ama hani bunun gücü sizi Alzheimer olmaktan korumak anlamındaki bir sihirli formül olarak bakıyorsanız yanlış. Hani zihni çalıştırmak, işleyen demir pas tutmaz mantığıyla siz çalıştırınca Alzheimer'dan koruyucu olduğu söyleniyor. Koruyuculuğu, böyle muhteşem bir koruyuculuktan bahsedemeyiz. Ama şu da var, %5 bir ihtimal var koruması için diyelim. Yapmaz mısınız? Böyle basit bir yönteme. Yapın. Şunu düşünmek lazım, zararı var mı? Yok. Sudoku. Yapın o zaman. Hiçbir problem yok. Psikolojik rahatsızlığı olan insanların çocukluğuna inmek gerekir. Bu çocukluğuna inmek terimi çok bilinen ve kullanılan bir şey. Bunun gerçeklik payı nedir hocam? Elbette hani insanı etkileyen bir bölümdür. Ama bugünkü şikayetlerin, bugünkü sıkıntılarının çoğu da çocuklukla ilgili de olmayabilir. İlla da gerekmez yani. Doğru denebilir. İnsan beyni doğduğu zaman gelişmiş doğmuyor. 22 yaşına kadar gelişmeye devam ediyor. Ondan sonra da yapı tabii değişmeye devam ediyor. Orada da durmuyor. Çocukluğa inmek şu anlama geliyor. Çocukluk öykümüz bizim şu anki halimizi belirliyor zaten. Şu an siz kimsiniz? Sevdiğiniz yemek neden o yemekler? Veya aldığınız kararları neden alıyorsunuz? Neden seçimlerinizi bu yönde yapıyorsunuz? Bunların hep sizin çocuklukla yaşadığınız seçimlerle, yaşadıklarınızla, size yaşatılanlarla belirleniyor. Dolayısıyla çocukluğumuzda yaşadığımız deneyimlerle birlikte kişiliğimiz geliştiği için ve bugün yaşadığımız zorlanmalar, hayatla baş ederken kullandığımız repertuarı oradan getirdiğimiz için buradaki zorlanmaları çalışırken elbette ki çocukluğa inmek gerekiyor.
Şimdi bu çocukluğa indiği zaman ben çok böyle vakalar görüyor. Senin çocukluğuna inmeli diyoruz. Evet. Çocuğuna iniyor. Annesine babasına düşman yapıyor. Yani onun için çocukluğun yanına inmek şu anda bak tıpta tedavi teknikleri nasıl her önüne gelen eskiden ameliyat ediliyordu. Teşhis koyamayınca açarız, bakarız, kapatırız. Ya bizim hocalarımızın söylemiydi bu. Ya ne olacak diyorduk. Çok güzel antibiyotikler çıktı. Bedi Gorman diye bir hocamız vardı Cerrahpaşa'da. Ben ameliyata tükürsem bile bir şey olmaz diyordum. Fakat daha sonra o antibiyotik öyle direnç geliştirdi ki ilaçlar. Ya normal antibiyotikler direnmeye başladı, tesir etmemeye başladı. Onun için bütün yollar bittikten sonra ameliyat yapılır. Çünkü vücudun fiziksel bütününe müdahale ediyorsun. Hayatınız boyunca 20 yaşına kadar gül gibi yetişmişsinizdir. Hiçbir travmatik yaşantınız yoktur. İyi bir ailede, iyi bir eğitim, her şey yolundadır. Tak diye bipolar bir patlar. Çocukluğunuza inmeniz falan gerekmez. O başladığı noktadan sonra ne yapacağız? Ama bazı rahatsızlıklar vardır diyelim ki disosiyatif kimlik bozukluğu veya travma ile ilişkili. Gerçekten de birçok şey çocukluğun içinde yatıyordur. Bütün vakalar için çocukluğa inmek gerekmez ama bazı durumlar için tohum çocuklukta atılır. Hocam, subliminal mesajlı filmler ile insanların bilinç altına giriyorlar diye bir düşünce var. Bu bir komple teorisi midir değil midir bilmiyorum. Hani biliyorsunuz 25. kare var. İşte ne bileyim çizgi filmlerde böyle daha cinsel böyle göndermeler oluyor vesaire. Bunlar gerçekten bilinçaltımıza giriyor mu? Evet, subliminal mesajlar ne yazık ki bizi etkiliyor. Yani kararlarımızı etkiliyor. Rasyonel karar vermemizi etkiliyorlar. Subliminal mesajlar yıllardır araştırılan bir konu. Hatta bir ara Coca-Cola reklamlarında gizli mesaj var. Evet. Size içirttiriyorlar falan filan gibi. Bunun kanıtlanabilmiş herhangi bir bilimsel kanıtı ve düzeyi yok. Sonuçta insan gün boyunca sürekli bir uyaran bombardımanına maruz kalıyor. Fark etmiyoruz sadece ama beynimiz bunları alıyor. İnsan zihnini böyle işleyen bir sistem gibi düşünün. Canlı bir varlık gibi. Dışarıdan girdileri alıyor. Bazısını biz fark ederek bazısını arkada kendisi işliyor. O yüzden biz dış dünyayla hep al ver içindeyiz. Gün içinde uyanıkken beynimizin ön bölgesi dediğimiz farkındalık tarafı aktif olduğu için işimize yarayanları, önem verdiklerimizi, tehlike olanları içinden seçiyoruz. Fakat gece yattığımızda bütün bu uyaranlar beynimizde bir noktada arşivleniyor ve beynimizin bir yerlerine yerleşiyor. Mesela diyelim ki birine işkence altında çok baskı yaptığınız zaman bir düşünceyi yerleştirebilirsiniz. Ama düşünce bu zihin kendini korumaya da yönelik bir şey. Öyle ayaküstü şeylerden bu kadar etkilenmiyor. Koruma mekanizmaları var. Kendini onarmaya var. Normale dönmeye yönelik bir eğilimi var. Lastik top gibi hani geriliyor ama toparlanıyor. Hani dış etkileri açık ama hani böyle birileri tek başına bir şeyle bizim zihnimizi belirliyor. Bu abartı. İşte çok deney yapılmıştır en meşhuru. Bir markete giriyorsunuz, Alman müzikleri çalıyor. Şarap alan müşterilerin daha çok Alman şaraplarını tercih ettiği görüyorlar. Daha sonrası bu bir deney, yapılan deneydir. Fransız müzikleri çalınıyor markette ve Fransız şarapları tercih ediliyor. Yani bir arka fonda çalan müziğin bile sizin kararınızı, satın alma kararınızı etkiliyor. Yani oradaki şey sizin içinizde olan bir şeyi tetikliyorsa bu herkese yapabileceğiniz bir şey değil. Buna nasıl örnek verebilirim? Coca-Cola reklamından yine. Susadınız. Oradan bir şekil çıkıyor. Sizi susadığınızı gösteriyor. Ah, bir tane kola alsam da içsem mi diyorsunuz. En fazla etkisi bu kadar. Evet. Subliminal mesajla Inception'daki birinin beynine bir şey yerleştiremezsiniz. Yapamazsınız. Bu tamamen ütopik, olağan dışı, gerçekçi olmayan yaklaşımlar. Kişilere sinemada popcorn ve kola reklamı koyuluyor filmde. Evet. 25. kare olarak koyuluyor ama kişi bunu görmüyor. Filmden sonraki ara verilir ya. O arada karenin koyulduğu filmlerde kişinin popcorn satışı %57 artmış. Gerçekten. Kola satışı %50 küsur artmış. Fark etmeden almış. Fark etmeden işte bu subliminal ya. Algılama, eşik evet. Altı algılama. Alıyor, insan beyin algılıyor ama bilinçli farkındalık yok. Bilinçsiz bir farkındalıkla algılıyor. Buna karşı hassas olacağız. Duyarlı değilsen o dürtülerini harekete geçirir, seni kullanırlar. Evet. Onun için bu teknolojinin nesnesi olmayalım, öznesi olalım. Cin musallatı aslında bir psikolojik rahatsızlıktır denir. Evet. Doğru. Tabii. Bir psikiyatrik açıdan yanlıştır. Artı bizim geleneğimiz, mesela İbn Sina asla ruhsal hastalıkları cinle izah etmez. İslam tıp geleneğinde hastalıklar bedenle izah edilir, cinle izah edilmez. Halk düzeyindeki bir açıklamadır.
Bunu herhalde gerçekten cin var mı yok mu ya da çarpıyor mu onu bir ilahiyatçıya sormak lazım. Elbette ki bu bir inançtır ama bilimsel açıdan cin diye bir şey yoktur. Cin bizi çarpmıyor. Bu gerçekten bir hastalıktır. Değişik hastalıkların ortaya çıkış biçimi ve yorumlanma, kültürel olarak yorumlanma biçimi olabilir. Hatta filmleri de var. Bizde Dabbe tarzı, Exorcist tarzı orada filmler var. Aslında bu gördüğümüz tablo kişilik bölmesinden bahsettik ya, disosiyatif kimlik, o izledim split filmdeki, o tablo onlar işte, alakalı. O tablo. Cin dedi, cin aslında alternatif bir kişilik oradaki. İlacı verince düzeliyor ya da terapiyle düzeliyor. Evet. Yani evet. Bu cini ikna ettiğiniz anlamına gelmiyor. Evet, doğru. Ya da cin ilaçtan fayda gördü anlamına gelmiyor. Yani şimdiyi düşünme, modern dönemi düşünme. İbn Sina diyelim ki, ruhsal hastalıkları, depresyon, mesela Belhi bilir 3. yüzyılda, depresyonu bilir, kaygıyı bilir, akıl hastalığını bilir. Bunları tedavi ederken cin çıkarma yapmazlar. Mesela bizim bimarhanelerde cin çıkarma seansları yoktur. Onun yerine müzikle terapi vardır. Onun yerine diyelim ki işte bir takım şerbetler kullanmaya çalışırlar. Evet. O yüzden hani cinden kimseye hastalık olmaz. Tamam. Cin musallatı denilen olayları ayrıca ele almak lazım. Cin, yani Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Cinlerle ilgili şeyler var. Işınsal varlık. Zaten Hawkins'in çok enteresan bir tespiti var. Koca bir evren hakkında ne düşünüyorsun diyorlar. Sen öleceksin. Yani ya inanmıyorsun ama ölümden sonrası için ne düşünüyorsun? Ümit varsa hayat da vardır diyor. Çözüm de vardır diyor. Evrende çoklu evrene inanıyordu. Tezahür teorisi var bir de. Yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün topluluklar var. Bizim Amerika'yı keşfedip istila ettiğimiz gibi onlar bizi gelip istifa edecek, dünyayı kötülüklerden temizleyecek gibi bir şey var. Beklentisi vardı. Ömrü tabii böyle bir beklentiyle. Hatta şu anda bak NASA'da 1.100.000 lira bir üniversiteye, galiba Harvard'a yanılmıyorsam, hibe veriyor. İlahiyatçıları çalıştırın diyor. Biz şu anda evrende çok daha fazla uzun yerlere ulaşabiliyoruz. Yeni hayatlar ortaya çıkarsa ilahiyatçılar ne diyecek bu konuyu? Bu konuda proje yapın diye hibe yapıyor ya. Hocam şöyle bir şey de deniliyor. Kafana takmazsan geçer. Nasıl takmayacağız kafamıza yani? Böyle bir şey mümkün mü gerçekten? Tabii. Yani bunu söylemek kolay da uygulamak kolay değil. Doğru. Fakat nasıl takmayacağız kısmı uzun uzadıya kocaman bir süreç. Çocukla inmek gerekiyor. Çok da haksız bir kalıp değildir o. Yani bir meseleyi büyütürseniz mesele büyür hakikaten. Meseleyi küçültürseniz de küçülür. İçerik olarak, ihtiva olarak doğrudur ama nasıl yapacağını söylemek lazım yoksa doğru. Onun da yöntemleri var. Biz söylüyoruz evet nasıl yapacaklarını dair. Ayağını sıcak tut, başını serin, düşünme derin derin diye böyle hep söylenir. Lokman Hekim'de izah edilir. Takmazsan iyi bir şey de ama o takamama problemi. Zaten onu takanlar takmaktan çok hoşlandığı için olmuyor. Mecburen yani istemsiz olarak geliyor. Kafaya takmayı önleyebilen canlılar değiliz. Beynimiz öyle çalışmıyor. Aksine insan kafaya takar evrimsel olarak. Hayatta kalmak en önemli içgüdümüz. Bunun için aslında yaşıyoruz. Dolayısıyla da hayatta sorun, tehlike aramak durumundayız. Beynimiz böyle çalışıyor. Beyni otomatik olarak kafasına takıyor onu. 60 dakikanın 59 dakikası o konuyla geçiyor. Bir de birisi takma kafana gez toz geçer, yani evham yapıyorsun. Bu, kendi kendine doktor ol dendiği zaman, kişi yapamadığı zaman daha kötü hissediyor kendini. Yani biz o kişinin beyin fonksiyonunu ölçüyoruz. Beyinde otomatik çalışan bir bölge sana bunu yaptırıyor dediği zaman insanların karşımızda hüngür hüngür ağladığını görüyoruz ya. Ağlıyorlar böyle. İlk defa sebebini bulundu diye. En büyük psikiyatrik hastaların en büyük sorunu anlaşılmamak sorunudur. Ve hem de birinci derece yakınlar tarafından. Böyle durumda müthiş yalnız hissediyorlar kendini. Anlaşılamadığı için depresyon daha da derinleşiyor kişide. İnsanlar sarhoşken gerçek karakterleri ortaya çıkar denilir. Bu doğru mudur? Buna katılmıyorum. Sarhoşluk tümüyle dezorganize, yani dürtünün ve davranışın ve düşüncenin kontrolünün kalktığı bir yerdir. Gerçek kişilikle bir ilgisi yoktur. Bence yanlış. Bunun başka versiyonu da insanlar öfkeliyken söyledikleri gerçek şeyi söylüyorlardı. Niye? Sanki bilinç kalktı, arkadan ne varsa onu söyledi. Öfke anında söylenen şey esas değildir. Ama şöyle bir şey mümkündür. Bilinç kontrol mekanizmalarımızı devre dışı bıraktığı için içeride kontrolsüz kalan bazı şeyler açığa çıkabilir. Ama bu bizi oluşturan esas şey değildir. Doğrudur. Gerçek karakterleri ortaya çıkmaz ama uykudan önceki hale benzer. Bu beynimizin ön bölgesi dediğimiz bilinçli farkındalığın, mantığın yönetildiği bölgenin
fonksiyonlarını azaltır alkol. Yani mesela niye böyle üstünüzü başınızı soyup dışarıda çıkmıyorsunuz, yürümüyorsunuz? Buradaki merkez diyor ki bunu yaparsan bu bir suç veya bu konuda tepki alırsın. Alkolün de etki mekanizması bu merkezden. Engellediğimiz dürtülerimiz gibi bir takım daha duygusal ve dürtüsel tarafları ortaya çıkar. Gerçek değildir ama içinde var olup normalde gizlemeyi ya da ortaya koymayı seçmediğimiz taraflarımızı gösterdiğimiz daha şeffaf bir haldir. Hani şey der ya, her şakanın bir gerçeklik payı vardır. Aslında her alkollünün bir gerçeklik hali vardır diye düşünmek lazım orada. İşte bastırdığı duyguları, korkuları hepsini ortaya çıkarabiliyor. Mesela ben öyle alkol intoksikasyonunda gelen bir hasta biliyorum. Bana tecavüz edecekler deyip duruyordu. Meğer tecavüz edilme korkusu varmış. Seanslarda hiçbir şekilde söylemiyordu kişi. O derece savunuyordu ki o korkuyla yaşıyormuş. Orada çıktı ortaya. Hocam birkaç tane de sorumuz olacak sizin özelinizde. Evet. Size seans sırasında anlatılan şeyler yasa dışı ise polise bildirme zorunluluğunuz var mı? Bazı durumlarda var evet. Çok çok ekstrem kriteri var. Biz onu da kişiye söylüyoruz zaten. Geçmişe yönelik ise hayır. Bunun tek şeyi şudur. Hani tasarruf görevi dediğimiz şey. Diyelim ki bir kişi başka birine zarar vermeyi planlıyor. Tamam. Bunu bildirmek zorundayız. Veya diyelim ki bir kişi birine cinsel taciz yapmaya devam ediyor. Bunu bildirmek zorundayız. Başka birinin hayatını etkileyen ne bileyim bir cinayet planı, fikri ya da bir taciz, tecavüz hikayesi gibi durumlarda bildiriyoruz. Ama onun dışında yani... Her şey gizli olmuş. Evet, gizlidir. Bilgiyi veremeyiz. Yasalar istese bile vermeyebiliriz. Yani bir dava dosyası gelse bile vermeyebiliriz. Danışanın da bilgilendirerek söylemek zorundayız. Ama bundan önce zaten bir onan formu alıyoruz. Yani böyle bir durumla karşılaşıldığında bildirmek durumundayız diye kişi bize gelmeden zaten imza atıyor duruma. Yani bazı kişiler var ya, öyle bir hastalık olmuyor ama o kişileri hikayeleme yapıyor. Mesela çocuklarda çok olur o. Kafasında bir şeyler hayal kurmuş, o hayale inanmış, anlatıyor. Onu hiç sorgulamadan inanırsanız eğer ortalık, aile, her şey karışıyor böyle durumlarda. Çok kuvvetli kanıt varsa tabii bildirme zorunluluğu var. Hukukçularla birlikte hareket ediyoruz böyle. Hukukçularımıza danışıyoruz. Onlar bildirelim veya bildirmeyelim diyorlar. O şekilde davranılıyor. Depresyon belirtileri olan bir arkadaşımıza nasıl yaklaşmamız gerekir? İtinayla. Anlayışla. Çünkü depresyondaki kişi bilerek isteyerek bunu yapmıyordur. Gerçekten de çökkündür. Sizin alıştığınız kişi olmayabilir. Depresyon onu iç dünyaya çekiyordur, oturmaya çekiyordur. O yüzden bu hali anlamanız lazım ve teşvik etmeniz lazım. Çünkü düzelebilir bir durumdur. Düzelmek için. Tedavi için. Tedavi için. Tabii. Bu depresyondaki insanların en büyük sorunu yalnız hissederler kendilerini. Evet. Yalnız hissettikleri için ona hastalık üzerinden ilişki kurmasınlar. Neyin vardı senin, niye neşesizsin diye girdiğin zaman o kişi büyük ihtimal konuşmak istemez, savunur. Eğer çok hani bir dost ya yakın sıcak ilişki yoksa böyle durumlarda genel konular üzerinden iletişim kurup sohbet edip farkında olmadan o kişiyle negatif üzerinden pozitif üzerinden iletişim kurduğun zaman o kişi kendini açmaya başlıyor zaten. Öyle hani kafana takmayla falan denilmesiyle olacak bir şey değildir. Yorumlar değişir, algılar değişir, bildiğiniz beyin kimyasının değişmesiyle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla tıbbi yardım alması lazım. Hiç uzatmadan onu alıp mutlaka profesyonel yardım almaya götürmek lazım. Ne müzik dinleterek, ne tatile götürerek, ne de evlendirerek. Mesela bizim halkımızda öyle evlenince geçer vardır bizde. Genel bir ilaç gibi bir şeydir. Bununla tatile giderek bir de kafan dağılır. Hadi içmeye gidiyoruz, kafan dağılır. Bugün bir yere götürüyoruz seni. Kafan dağılır, masaja götürüyoruz seni. Hiçbiri işe yaramaz. Aman ne üzülüyorsun, niye kafana takıyorsun, niye bu kadar mutsuzsun, bak hayatta ne kadar güzel şeyler var gibi klişe cümleleri pek kurmamak gerekir. Çünkü bu öfkelendirir. Zaten bu yetisini biraz kaybetmiş biri var karşınızda. Gerçek bir depresyondan bahsediyorsak. Ama biraz canım sıkıldı, depresyon değil tabii yani. Hayatta şu dönemde artan biraz bu sanki. Yani biraz canım sıkıldı, işte hiçbir şey haz vermiyor gibi. Genel geçer duygular. Tabii ki hocam, şimdi hasta doktor gizliliği var ama bunu soracağız yine de. Bize yaşadığınız en zoru, en ağır hastanızı anlatabilir misiniz? Buyurun. En zoru
su içerken soluk borusuna su kaçıp öksürüyordu. Bunu anlatamıyoruz. Neden anlatamıyoruz? Çünkü bizdeki danışan hekim ilişkisi bizde diğer alanlardan çok daha sert korunan, çok daha ciddi bir alan. Danışan değil de bu tarafın ilginçliğini anlatabilirim size. Tabii. Daha farklı olur. Bir terapist hastayı dinlerken takma kirpiği düştü. Terapistin kirpiği düştü. Düşünsene. Beraber kirpik aradılar. Her şeyi bıraktılar. Mesela bu bence başlı başına çok ilginç bir şey yani. Şizofren hasta geldiği zaman genellikle mesleki tecrübemizden öğrendiğim şey eski birikimlerden düzelmez bu. Bunun çaresi yok, bununla yaşamaya alış deniyor. Ya ölümden başka her şeyin çaresi vardır. Öyle 20 yıllık şizofren vakası biliyorum. Düzelmez dedikleri herkesin. Tedavi ettim. Enteresan bir şekilde düzeldi. 20 yıllık ben vakayım dedi. Böyle orta yaşlarda birisiydi. Ondan sonra iyileştiğine ailesi inanmadı. Hiç kimse inanmadı. 20 ve vasi tayin edilmiş düşün. Artık yani hiç. Yani imza yetkisi alınmış elinde. Trabzon'da çalıştım. Orası çok renkli bir yerdir psikiyatri. Hastalıklar konusunda. Genel olarak renkli hocam sadece. Evet. Böyle bahar dönemlerinde de bizim mani hastalarında artış olur. Bipolar mani nöbetlerinde artış olur. Yani 5 ayrı kendisini peygamber zanneden hasta vardı. 10 tane falan da böyle aşırı dini uğraşıları olan hasta yatıyordu. Günde böyle 6-7 defa işte ezan okuyordu şeyler, peygamber olanlar. Diğerleri de onlar her okuduğunda toplu namaza kalkıyorlardı falan. Böyle değişik sakinleştirmeye çalıştığımız bir şey hali vardı. En renkli vakalar genelde onlar oluyor ama ben özel olarak bir vaka paylaşmanın uygun olduğunu düşünmüyorum. Hocam hipnoz da çok konuşulan bir konu yani. Hipnoz gerçekten kullanılan ve işe yarayan bir metot. Tabii ben hipnoz tedavisine inanıyorum. Kullanıyoruz ve zamanında çok kullandım. Bazı durumlar için kullanılan bir tekniktir. Bilincin bastırdığı, ulaşamadığımız bir takım travmatik anılar için açığa çıkmasında işe yarar bir tekniktir. Bazıları biraz daha geniş kullanırlar ama kesinlikle işe yarar. Ama psikiyatri pratiğinin, psikoloji pratiğinin %5'idir. Araçtır, yani tedavi aracıdır. Telkinin çok konsantre bir şekilde yapılma halidir. Kullanım alanı kısıtlıdır. Herkes merak eder hipnoz nedir falan. Evet, evet. Yani hipnoz şu değil, hadi bunu takip et ve şimdi her şey çok güzel olacak. Veya muhteşem biri olacaksın, şunu başarabileceksin, bunu yapabileceksin. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Hipnozda da bir insana yapmak istemediği bir şey yaptırtamazsınız zorla. Hipnozda bilinç aslında açıktır, kontrol tamamen kendisindedir. Bu ön merkez dedik ya, bazı şeyleri kontrol ettiği için bloke ediyor. Bazı şeyleri anlatmanıza siz farkında olmadan izin vermiyor. Siz o blokajı biraz kırınca derinlerde gizli bir yerlere ulaşabilme şansınız oluyor. Ve orada tabii ki o uyaranlardan ve şu an olan bitenden biraz arınmış bir zihinle çok daha rahat ulaşabiliyorsunuz o duygulara ya da işte orada çok daha rahat telkinlerde bulunabiliyor. Çok iyi bir telkindir. Nozla ameliyat bile yapıyorlar. Diş çekimleri, doğumlar yapılıyor biliyorsunuz. Kaygı bozukluklarında işe yarayabilir. Çok hani obsesyonlar da işe yarayabilir ya da diğer bazı psikiyatrik rahatsızlıklarda hiç yapılmaması gerekir. Ama telkine ihtiyaç olan yerlerde olabilir. Hastanın önce analizini yapıyorsun, zayıf şey alanlarını buluyorsun. Ve onun üzerine o kişinin iç dünyasına giriyorsun, zihin dünyasına. Yanlış düşünce kalıplarını düzeltip yerine doğru düşünce kalıpları koyuyorsun. Kendini iyi hissederek, ferahlamış olarak uyanacaksın diyoruz ve uyanıyor. Ondan sonra yani çok birçok vakanın düzeldiğini biliyorum ben bu şekilde. Son olarak hocam, sizlere hastalarınız geliyor. Siz de onların sıkıntılarını, hastalıklarını çözmeye çalışıyorsunuz. Peki sizler hiç psikoloğa veya psikiyatra gidiyor musunuz? Tabii. Böyle bir ihtiyaç doğuyor. Tabii yani. Ki doğuyor. Zaten iyi bir eğitim alacaksan, donanımın varsa gitmen de gerekiyor. Yani eğitimin bir parçası olarak gidiyoruz. Ben de gittim. Her aslında terapistin kendi terapi sürecinden geçmesidir ideal olan. Elbette çoğu psikiyatriste ya da psikologda kendi terapistlerine başvururlar. Yani burada genellikle terapistler kendileri önceden bir terapiden geçmek tavsiye edilir. Yani mesela Freud diyor ki kendi narsizmini düzeltemeyen başkasının narsizmini düzeltemez diyor. Ben kendi adıma ben gidiyorum. Gidenler de var, gitmeyenler de var. Ama gidilmesi gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Kendimden de söylüyorum. Çünkü bizde her danışan hasta görüşmesi yük veriyor size. Değil mi? Yani evet. Biz şey gibi değiliz. Dışarıda bir arkadaşınıza anlatıyorsunuz, komşunuza, ailenize anlatıyorsunuz ama
anlattığınız zaman insanlar size hemen bir yorum yapma gereği duyarlar. Akıl verme gereği duyarlar. Bu şu demek, sizi dinlemiyor ki zaten. Kendi aklındaki şeyi söylemek üzere programlı. Biz de dinlemek zorundayız. Yargısız olmak zorundayız ve oradaki duygu bize geçiyor. Çoğu zaten negatif, işimiz o. Negatif şeyler, sıkıntılı şeyler alıyoruz içimize. Şimdi ben bunu dışarı atmazsam bir gün patlarım. Benim de bunu atacak bir şeylere ihtiyacım var. Hobiye ihtiyacım var, terapiste ihtiyacım var. Bazı terapistler kendileri de terapiden geçebilir veya arkadaşlarıyla etkileşimler sırasında olabilir. Ama benim en ilginç yaşadığım bir şey yaklaşık böyle 5-6 sene önceydi. Yani bir danışan beni o kadar çok zorladı ki zihin içinde bir disosyatif bozukluk vakası. Yani içeride böyle tacizci bir şey var, erkek var, bir türlü durmuyor. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Ya şunu şöyle bir yere kapatın bakalım dedim, içeride zihinde bir yer yapalım. Sesi biraz kesilsin, tamam mı? Sonra dedim ki ya ne yapıyorum ben ya dedim. Bu işlerle beraber çalıştığımız geçmişten bir arkadaşım vardı. Acilen aradım. Bak gel, senin muhabbete ihtiyacım var. Oturduk bir yerde çay içtik. Ya bak böyle bir şey yaptım. Ya yani işe yarar ama sen birisi senin karına ne yapacaksa onu yapmışsın orada. Ona ne yapacaksan ona fazla olmuş falan diye. Biz de meslektaş olarak eğer böyle o kişinin çocukluk dönemlerine girecekseniz, öyle bir tedaviye talipseniz, önce sizin bir analizden geçmeniz gerekiyor. Yani duygu aktarımı çok oluyor. Mesela hastasına aşık olan doktor, doktoruna aşık olan hasta, çok örnekleri var bunun. Çoğu meslektaşlar önemli kısmında hastalarıyla evleniyorlar, söyleyeyim. Gerçekten. Gerçekten evlenen çok var yani, evlenen var. Çoğu da devam ettiremiyor, onu da söyleyeyim. Evet. Yani duyguları kontrol etmek bir beceridir. Hocam çok teşekkür ediyoruz bütün cevaplarınız için. Son olarak bizi izleyen kişilere mental sağlıklarını pozitifte tutmak için vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Özellikle günümüzde çok negatif bir dönemde yaşıyoruz. Evet. Böyle. Negatif şeylerle uğraşmaktan vazgeçip pozitifleri arttırsınlar. Yani hayatınızdaki negatif şeyleri çıkarın. Böyle. Çıkarın demek değil, en azından dokunmayın ya, kalsın. Bir şey yapmayın, yani negatifi pozitife çevirmeyin. Pozitif arttırın. Önce kendini tanımak. Öz bilinç. İkincisi kendini yönetmek. Bütün kötülükleri bir odaya doldursanız kapısını kibir açıyor. Bütün iyilikleri bir odaya doldursanız kapısını empati açıyor. Onun için empatiyi muhakkak hayatınızda çok önemli bir değer olarak yapın. Böyle durumlarda mutlu olmak hiç zor değil. Evet. Mutluluk bir insanın, yani bir yaşam felsefesidir. Mutluluk bir durum değildir, süreçtir. Hayatta amacınız varsa, bir anlam peşinde koşuyorsanız daha kolay mutlu oluyorsunuz. Mutluluk renkli gölge gibidir. Yakalamaya çalıştırsanız kaçar. Ama amacınız ve anlamınız yolunda ilerlerseniz kendinizden arkanızdan gelir. Fiziksel olarak sağlığımızı korumaya çalışıyoruz ya, ruhsal sağlığımızı iyileştirme çabası da anlamlı ve gereklidir. Bir takım daha sağlıklı baş etme mekanizmaları nasıl kullanacağız? Gündelik hayatı ruh sağlığımızı olumlu yapacak şekilde, diyelim ki beslenmemizi, uykumuzu, egzersizimizi nasıl yapacağız? Çünkü bunlar sadece bedensel sağlık değil, ruhsal sağlığımızı ilgilendiriyor. Bunlarla ilgili psikolojik okuryazarlık dediğimiz düzeyde bilgi öğrenmenin ruh sağlığımızı iyileştireceği, düzelteceği, geliştireceği kanaatindeyim. Şiddetle tavsiye ederim. Mesela dün ne yemek yediniz? Bana mı soruyorsunuz? Öyle bir unutkanlığım var da makarna yedim, tavuk yedim. Ondan önceki gün ne yediniz? Onu bilmiyorum. Çok zor hatırlanan şeyler değil, evet, mi? Mesela günlük rutinde yaptığımız şey o kadar zor hatırlanıyor ki. Ki yemek hayatta birçok insanın keyif aldığı, haz aldığı bir şey. Bu kadar keyif haz aldığımız bir şeyi dün yaptığımızı hatırlamıyoruz. Sabah yaptığımızı hatırlamıyoruz. Biz güzel şeyleri hatırlamakta çok zorlanıyoruz. Ama bu beynin adaptasyon mekanizması. Yani kötü, beyin... Kötü bir şey olunca, pardon hocam, kötü bir şey olunca mesela unutmazsınız. Hemen hatırlıyoruz. Kesinlikle yani. Unutmazsınız. Evet, onu şöyle düşünün. Biz şu an çok keyifli sohbet gerçekleştiriyoruz. Burada deprem olursa sohbete devam eder miyiz? Hepimiz kaçışacağız. Yani zihin hep kötüyü önde tutar. Her an kaçabilmek için. İyiler depoya kaldırılır. Çünkü iyiyi acil durumlarda kullanmayacak. Maalesef ki kendimizi kötü hissetmek için hiçbir çaba harcamamıza gerek yok. Hiçbir çaba. Ama maalesef ki iyi hissetmek için çaba harcamak zorundayız. Evet. Mutlu olmak için çaba harcamak zorundayız. Mutluluk kendiliğinden gelebilen bir şey değil. Pozitifte kalmaya çalışmak, pozitifte kalamamanın en büyük herhalde sebeplerinden biri. Her duygu bize ait, her duygunun bir ömrü var. Hiçbir duygu sonsuza kadar sürmüyor. Mutluluk, mutsuzluk, endişe, kaygı hepsi bitiyor hayatta. Dolayısıyla da pozitif hissetmeye çalışmayın, çabalamayın. Bırakın o gelsin. Onun için de amaçlar edinin, zihninizi çalıştıracak aktiviteler bulun kendinize ve bırakın gelsin, duygu dediğiniz gelir geçer. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla beni teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler.